Buz devri yıllardır Türkiye'de yapılan en iyi dublajlı serilerden bir tanesidir. Hatta bir tanesi değil, açık ara en iyisidir. Seslendirme kadrosunun bu kadar kaliteli olduğu nadir yapımlar görürüz. Buz devri de onlardan bir tanesiydi. Kadrosunda Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer, Yekta Kopan gibi isimler bulunmakta. Geçmişten günümüze bir sürü güzel film izledik ve hepsinde bu adamlar seslendirdi. Ta ki bir filme kadar. O filmde geçen sene Disney Plus'a özel olarak yapılmış olan ve sinemaya gelmeyen filmdi. Buz devri Buck Wild'ın maceraları. Bu filmi de belki de birçoğunuz izlemediniz. Ben zamanında kendisine hem inceleme çekmiştim hem de dublaj kadrosunu sizlere göstermiştim. Ancak o videonun çok da kaliteli olduğunu düşünmüyorum, yani sesler tam olarak net değildi. Çünkü ben Disney Plus Türkiye'ye gelmeden çekmiştim o videoyu. Şimdi Disney Plus ülkemizde. Sizlere sesleri daha net göstereceğim ve aradaki farkı daha belirgin olarak anlayabileceksiniz. Böylece işte daha da kaliteli ve daha çok insana ulaşan bir video yapacağımızı düşünüyorum. Videonun bundan sonrasında çok da konuşmayacağım. Sizlere ardı arkası kesilmeden isimleri göstereceğim. Akıcı bir video olacak, merak etmeyin. İsterseniz sesleri duymaya artık geçelim. Söyledin değil mi? Doğanın güneşi şu mu? Romeo, gel benimle. Kozalarından çıkan kelebekleri seyredelim. Şeyi ben yaparsın artık. Öyle mi? Of, kayalara da bağırabilir. Hayır, karışma becerileriniz güçlü. Kendi başınız hayatta kalamazsın. Hayatta yakamdan düşmeye hazır oldukları bir noktaya gelmişlerdi. Aslında bana yardım etmeyecek miydin? Şey yaparken. O da alırsan iyi olur. Yan komşumuz olacak. Neyin? Bu bir kazaydı. Uyumak için kendimize yeni bir yer bulalım. Onlara sabah olunca bağırırsınız. Onları postalayarak mı? Kendi başlarına hayatta kalamazlar. Asıl tuhaf geliyor işte. Belki tahmin edeyim, seni terk ettim. Arabilir. Eğer eli sizi korumasa, sizi uzun zaman önce postalamıştım. Merhaba beni. Nefesim berbat kokuyor. Herkesin manitası var. Benimse bebek gibi bir suratım. Çok ilginç. Belki de seni korkutan artık sana ihtiyaçlarının olmaması. Biliyor musunuz? Ben de annemi kaybettim. Bunu söylemeden gitti diye. Ama sonra minicimi buldum. Burası harabeye dönmüş. Ve bunu biz yapmadık. Paslanmışız be kardeşim. Dünyayı dolaşıyor olurduk kanka. Evet, dolaşma becerilerimiz pek güçlüdür. Seslerin tümünü dinlediniz. Peki sizce nasıl? Yeni seslendirmeler nasıl olmuş? Eskilerine göre nasıllar? Açıkçası ben eski seslendirmeleri tercih ederdim. Yenilerinin de çok kötü olduğunu söylemiyorum. Tabii Sid hariç. Sid hiç uymamış arkadaşım. Sid eskisi gibi olamamış. Sid'i zaten muhtemelen Yekta Kopan'dan başkası o şekilde seslendiremezdi. Ancak diğerlerinde beter olduğunu düşünmüyorum. Fakat yine de buna gerek olduğunu da düşünmüyorum. Keşke seslendirme kadrosu değişmeseydi. Umarım bu seslendirme kadrosunun değişme olayı sadece bu filme özeldir. Eğer sinemaya yeni bir film gelirse umarım eski sesler devam eder. Zaten bu arada eski seslerin bu filmde gelmemesinin sebebi de para arkadaşlar. Disney Plus bu film için eski ses sanatçılarına, yani Ali Poyrazoğlu'na, Haluk Bilginer'e, Yekta Kopan'a az bir para teklif etmiş. Onlar da bu yüzden seslendirme yapmamışlar. Umarım ilerleyen filmlerde bu sorunu çözerler.